Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrullah Cesur. Sizlere gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar formunda konuştu. Erdoğan, kurtuluş aşamasından itibaren AK Parti'nin belirleyici vasfı ortak akılla hareket etmesi olmuştur ifadelerine yer verdi. Siyaset ve akademi dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli hocalarım, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar forumunda konuştu. 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar forumunun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erdoğan, kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin belirleyici vasfı ortak akıllı hareket etmesi olmuştur ifadelerini kullandı. Kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin belirleyici vasfı ortak akla önem vermesi, ortak akılla hareket etmesi olmuştur. Bugüne kadar yolumuzu, yol haritamızı hep istişareyle, sizlerden gelen katkıların rehberliğinde belirledik. Buradaki tüm katılımcıların samimiyetle ortaya koyduğu her değerlendirme, her alternatif bizim için değerlidir, yol göstericidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir, dedi. Değerli misafirler, günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Yaptığınız hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız, kendinize ve ülkenize bedel ödettirmeniz kaçınılmazdır. Bunun için dünyanın ve siyasetin gidişatını iyi okumanız, insanlığın yaşadığı kırılmaları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Erdoğan, dünyanın pek çok farklı yerinde denenen devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz şeklinde konuştu. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen, hepsi de o ülkelerin ve insanların felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl kendi programlarımızla getirdiysek, nasıl 2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçirdiysek, 2053 vizyonumuzu da kendimiz biçimlendirecek ve uygulayacağız. ...2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Türkiye gezintilerine devam eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bugün burada Kuvayi Niniye şehri Balıkesir'de olmakta ve Balıkesir'imizin Güzide ilçesi Kepsut'ta olmakta büyük bir mutluluk duyuyorum. 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Türkiye gezintilerine devam eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Kepsut ilçe başkanlığında partililerle buluşan Gündoğdu, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'dan bilgiler aldı. Burada konuşan Cankul ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Diyorlar ki biz altın masaya bu ülkeyi bırakmayız. Biz yine reisimizin yanındayız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, AK Parti'nin yanındayız. Yine bu şekilde seçimlere de hiç sizin tereddütünüz olmasın, sıkıntı yok. Biz sizlerle birlikteyiz diye bu raporları da bize sunuyorlar. İlçe parti teşkilatında bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, canla başla çalışan ilçe parti teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini iletti. Hanımlara teşekkür ediyoruz. Hepinize. Çünkü evdeki aşınızı, işinizi bıraktınız, buraya geldiniz, teşkilat için geldiniz. Onun için biz bu hareketin siyasi partiden ziyade bir dava hareketi olarak görüyoruz.
Bu dava bilinciyle buralara geliniyor. Buralara gelenler hiçbirinin maaş aldığı yok, bir şey aldığı yok değil mi başkanım? Yani onun için de buralara gelip buralarda bulunmak büyük bir özveri. Bu özveriyi gösteren bütün teşkilat mensuplarımıza, mahalle başkanımdan, kadın kollarıma, genç kollarıma hepsine teşekkür ederim. Gündoğdu altılı masaya eleştiri getirdi. Bizlerse Cumhurbaşkanımızın izinde yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Yani altılı masa etrafında oturan insanlar yarın masayı her gün bir tarafa çekmeye çalışacak. Ortada masa falan da kalmayacak. Yani ne yaptıklarını da bilmeyecekler. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten tek başına bir iktidar var. Ve bu iktidarın başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun komutasında, onun izinde biz yol yürümeye devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz. 20 yıllık AK Parti hükümetinin icraatlerini değerlendiren AK Partili vekil, bizler millete 20 yılda hiç yanlış yapmadık şeklinde konuştu. AK Parti milletin başını dik tuttu diye de ekledi. 20 yıllık AK Parti iktidarının yaptıklarını bir kıyaslayalım, değerlendirelim. Biz bu millete bu 20 yıl süre içerisinde hiç yanlış yapmadık. Hiç ihanet etmedik. Sizin çalışmalarınız karşısında iktidara gelen iktidar bu millete asla yanlış yapmadı. Yani AK Parti milletin başını öne eğdirmedi. AK Parti her dönem milletin başını dik tuttu. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Yapılanlar hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, vatandaşlarım. Burada yapılan konuşmanın ardından Gündoğdu Kepsut ilçesinde ziyaretlerine devam etti. İlk olarak ilçede vatandaşlarla buluşan AK Partili vekil, daha sonra ise Kepsut Gençlik Merkezi'nde ilçe gençleriyle hasbihal etti. Biraz sohbet edelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve yol üzerinde kamu kurumlarının da bulunduğu birçok cadde ve sokağı sıcak asfalt konforuyla buluştururken yapılan çalışmalarda Kumrulu vatandaşlar tarafından takdir topladı. Asfalt seferberliğiyle 19 ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumru ilçesi merkezinde başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı. Kumru halkının ve ilçe dışından gelenlerin yoğun olarak kullandığı Okullar Caddesi, Tek Kiraz Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kılıçlı Sokak, Çerkezoğlu Sokak ve Hatipoğlu Sokak'ta toplam 1400 metrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol çizgilerinin de çekilmesiyle Kumru ilçesi alt ve üst yapısında uzun ömürlü yatırımlara kavuştu. Alt ve üst yapısı tamamlanan ve son olarak yol çizgilerinin çekildiği Kumru ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan çalışmaları yerinde inceledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Gülen'in Kumrulara selam ve sevgilerini getirdik. Çevre esnafına ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin tabi ardı arkası gelmeyecek. Devam eden yatırımlarımız da aynı şekilde tamamlandığı üzere yoluna devam ediyor. Genel Sekreter İnan'a inceleme gezisinde Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AK Parti Kumru İlçe Başkanı Aydın Çavuş, daire başkanları ve vatandaşlar eşlik etti. Genel Sekreter İnan, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 3,5 yılda Kumru'ya 56.5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. Kumru'dayız. Tek Kiraz Caddesi'nde 650 metre civarında sıcak asfalt döküldü. Çizgi çalışmalarıyla da son noktaya gelindi. Kumru'nun diğer devlet hastanesi tarafında da yine aynı şekilde sıcak asfalt yapıldı. Tarım hayvancılıktan yola, OSKİ'den sokak aydınlatmalarına varana kadar, OSKİ hizmetlerinden sokak aydınlatmalarına varana kadar Kumru'ya bugüne kadar, seçildiğimiz dönemden bugüne kadar 50 milyon lira yapılmış yatırım var. 6,5 milyon liralık yatırım da devam ediyor. Asfalt çalışmaları dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Şu anda Saman Mahallesi Tekler Caddesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler sayesinde, öncülüğünde, bunun liderliğinde dün itibariyle asfaltımız bitti. Şu anda Tekler Caddemiz güllük gülistanlık oldu. Şu anda Sayın Genel Sekreterimizle beraber geziyoruz Sayın Bey'le. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes sevinç içinde, işleri iyi olduğunu söylüyorlar. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel TV52'ye özel açıklamalar yaptı. Oda yönetiminden şehrin vizyonuna kadar her konuyu değerlendiren Başkan Karlibel, OTSO'da yeni yönetimin şeffaf ve genç olduğunu vurguladı. Başkan Karlibel öte yandan şehrin sanayi, turizm ve eğitim alanlarında da yapabileceği atılımlardan bahsetti. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel, TV52'ye özel açıklamalar yaptı. Oda yönetiminden şehrin vizyonuna kadar her konuyu değerlendiren Başkan Karlibel, OTSO'da yeni yönetimin şeffaf ve genç olduğunu vurguladı. %70'e yakını değişti içerideki arkadaşlarımızın. Ve bunların büyük çoğunluğu da yola çıktığımız genç arkadaşlarımız. Yaş ortalamamız 37. Aslında biz gençleştirme hedefine ulaştık. Ticaret odalarının meslek gruplarını temsil etme gücü de önemli. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel, yeni yönetimin her meslek grubundan temsilcilerle birlikte homojen bir yapıda olduğunun altını çizdi. Temsilciler açısından da bir önceki yönetimle kıyaslandığında isimleri yan yana koyarsanız, Ordu'nun ticaretinin daha doğru, daha homojen temsil edildiğini görürsünüz. Şehrin geleceği adına açıklamalarda yapan OTSO Başkanı, tek sektörle şehri büyütmenin mümkün olmadığını hatırlattı. Çeşitliliğin ise öneminden bahsetti. Tek sektörle bir şehri büyütemezsiniz. Sepetinizdeki sepeti farklı farklı malzemelerle doldurmak zorundasınız. Yatırım gibidir bu. İşte turizm sektörünün çöktüğü dönem olur, sizi sanayi taşıyacak. Sanayinin çöktüğü dönem olur, eğitim taşıyacak. Ama Ordu etrafını kirletmeyen, doğasını bozmayan, şehrin vasfını yitirmeyen her şey açık olmalı. Yatırımları doğru yapmanın her anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını aktaran başkan, Ordu'yu birçok sektör için uygun bir kent olarak yorumladı. Bence çok uygun bir eğitim kentidir mesela Ordu. Çocukların son derece rahat, son derece özgür davranabileceği, kültür düzeyi çok yüksek bir şehir. Burası doğru bir eğitim kenti olabilir, iyi bir üniversite kenti olabilir. Burası bir sanat kenti olabilir, burası bir sağlık merkezi kenti olabilir. Siz burada turizmle ilgili bütün yatırımlarınızı doğru yaparsanız turizm kenti olabilir. Yeter ki doğru yapın. Ordu'nun belirli sektörlerde altyapı olarak hazır olduğunu hatırlatan Adil Levent Karlibel, doğru planlamayla Ordu'nun birçok sektörde başı çekebileceğini öngörüyor. Bir ağır sanayi kenti olur mu? Olur ama çok uzun zaman ister. Çok büyük organize sanayiler ister, büyük enerji kaynakları ister, ham madde ister. Bunlar bizde yok. Ama bir mobilya kenti olmaması için hiçbir neden yok. Akkuş bundan 10 yıllar önce sandalyesiyle, parkesiyle meşhurdu. Ama bugün hiç esamesi okunmuyor bunların. MDF'nin en büyüğü bu şehirde üretiliyor. Çayın en büyüğü bu şehirde üretiliyor. Biz bunların hepsine, fındığın zaten çok çok önemli bir kısmı burada. Bunların hepsi altyapı olarak bizi geliştirmeye müsait. Doğru planlarsak bence hepsi olacak. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçe bahçe geziyor, üreticiye yerinde uygulamalı eğitimler veriyor. Fındıkta kalite ve verimi artırmak için çaba sarf eden ekipler, Fındık Bahçe Okulu projesi kapsamında bugün Çatalpınar'daydı. Fındıkla ilgili üreticimizin bilmesi gereken bütün konularda onlara eğitim vermek suretiyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Uygulamalı eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçe bahçe geziyor, üreticiye yerinde uygulamalı eğitim veriyor. Fındıkta kalite ve verimi artırmak için çaba sarf eden ekipler Fındık Bahçe Okulu projesi kapsamında Çatalpınar'daydı. Tarım Müdürlüğü ekipleri üreticileri fındık sezonu sonrası bahçelerdeki bakım işlemleri hakkında bilgilendirdi. Evet, şu içinde bulunduğumuz dönemde hasat işlemleri tamamlandıktan sonraki şu dönemde ilk iş olarak toprak tahlili yaptırmak için mutlaka bahçelerimizde toprak numunesi almamız gerekiyor. Neden? Bunu her fırsatta söylüyorum. Eğer biz toprağımızı tanımadan bitkiye yarayışlı besin maddelerinin ne oranda toprakta bulunduğunu görmeden, bunun tespitini yapmadan gübre atacak olursak paramızı boşa harcamış oluruz. Yeraltı kaynak sularımızı kirletmiş oluruz, toprağımızı kirletmiş oluruz. Ama biz toprak tahlili yapar da bitkimizin ihtiyacı olan gübreyi bitkiye uygularsak, fındığımıza uygularsak, İşte biz o zaman gübrelemeden arzu ettiğimiz, beklediğimiz faydayı sağlayabiliriz. Bu nedenle toprak tahlili yaptırmadan gübreleme yapmıyoruz. Bunu bir kez daha söylüyorum. Dip sürgünü ve budama temizliği,
Şu an yılda en az iki defa dip sürgünü temizliği yaptığımızda hem ocakların içinin havalanmasını sağlıyoruz ki bu hastalık ve zararların orada yoğunlaşmasını, kümelenmesini engelliyor. Hastalık ve zararlardan iyi bir havalanma yapmak suretiyle bitkimizi korumuş oluyoruz. Dip sürgünü ve budama da bahçelerdeki verimi artıran unsurlardan. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da konu hakkında bilgiler paylaştı. Bir diğer önemli husus dip sürgünleri temizliğini yılda iki defa yaptığımızda bu dip sürgünleri bitkinin meyve veren dallarının alacağı gübreye ve suya ortak oluyorlar. Biz bu dip sürgünlerini iki defa yılda temizlediğimizde o dip sürgünlerinin verim veren dalların alacağı besin maddesine ve gübreye ve suya ortak olmasını engellemiş oluyoruz, önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla dip sürgünü temizliği de mutlaka yapılması gerekiyor. Müdür Yılmaz, aşılanan bilinç sayesinde artık fındık ocaklarındaki verimi düşüren fazla dallarında kalmadığını, üreticinin bu konuda bilinçlendiğini söyledi. Bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki artık ocaklarımızda, fındık ocaklarımızda sıklığa bağlı olarak, çeşide bağlı olarak 6-8 en fazla 10 dal görüyoruz. Bu konuda bir bilinç oluştu. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bir duyarlılık oluştu ve şu an bahçelerinde ocakta olması gereken dal sayısına ocaklarını düşürdüler. Dalları azalttılar. Verim ve kalite vurgusu yapan Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, dal üstü budama konusuna da değindi. Bir diğer husus dal üstü budama çalışmaları ki bu İl genelinde çok fazla uygulanmayan bir konuydu. Dal kesme işi yapılıyordu ama dal üstü budama biraz ihmal ediliyordu. Şu an bu konuda da arkadaşlarımız eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Dal üstünde geriye dönen dallar, birbirinin üstüne dönen dallar, birbirini bastıran, gölgeleyen, sıkıştıran dallar bunlar kesilip çıkarılmak suretiyle nasıl ki ocakta iyi bir güneşlenme sağladıysak dal keserek dal üstünde yapacağımız budamayla da dalın üzerindeki sürgünlerin daha iyi güneşlenmesini ve pişmesini sağlayacağız ki oralardan oluşacak tomurcuklardan oluşacak çotanaklar da daha sağlıklı olacak ve bunlardan elde edeceğimiz taneler de daha iri ve daha sağlam olacak. Dolayısıyla verimi ve kaliteyi de artırma noktasında önemli bir avantaj sağlayacağız. Eğer hastalık ve zararlılarla da iyi mücadele edilirse fındık bahçelerinden arzu edilen verimin alınacağını aktaran il müdürü yapılan projeler kapsamında iyi mesafe alındığını kaydetti. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz fındıkta yapılan uygulamalar sonrası uzun vadede ordunun rekoltesinin 300 bin tonun üzerine çıkarılması hedeflendiğini söyledi. Dolayısıyla hastalık ve zararlarla mücadeleyi de İyi bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman işte fındık bahçelerimizde o arzu ettiğimiz yüksek verim değerlerine ulaşmamız mümkün olacak. Şu ana kadar çok güzel mesafe alındı. Çok güzel örnek bahçeler oluşturuldu. Bu örnek bahçelerin sayısı her geçen gün artırılıyor. Ben inanıyorum ki yakın zamanda il genelinde bu bahçelerin sayısı çok daha artacak. Bizden görerek, bizim yaptığımız bahçeleri görerek kendi bahçesinde yapacağını söyleyen bugünkü eğitimde de üreticilerimiz oldu. Bunlar yaptıkça diğerlerine de örnek olacaklar ve biz çok yakın zamanda rekoltemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah Ordu için her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum. 300 bin ton rekoltenin üzerine çıkmamız kesinlikle hayal değil. 300 bin ton rekoltenin üzerine çıkacağız ve fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını çok daha arttırmış olacağız, çok daha iyi yerlere getireceğiz. 2022 yılı içerisindeki ekonomik dengesizlik her sektörü etkilediği gibi muhasebecilik alanına da büyük darbe vurdu. Sene başında müşterileriyle muhasebe ücretleri konusunda anlaşma sağlayan muhasebeciler, artan maaş yükleri, asgari ücrete gelen zam ve yüksek enflasyon karşısında mağdur duruma düştü. 2022 yılı içerisindeki ekonomik dengesizlik her sektörü etkilediği gibi muhasebecilik alanına da büyük darbe vurdu. Sene başında müşterileriyle muhasebe ücretleri konusunda anlaşma sağlayan muhasebeciler, artan maaş yükleri, asgari ücrete gelen zam ve yüksek enflasyon karşısında mağdur duruma düştü. Tabii ki ücretlerin yükselmesi, maliyetlerin yükselmesi bizim meslek camiasını da maliyetlerini hızlıca yükseltmekte ve 2022 yılı bizim için gerçekten zor bir dönem oldu. Çünkü biz Ocak ayında muhasebe ücret anlaşmalarını işverenlerle yapmaktaydık. Ama Nisan ayına geldiğimizde bir anda
fiyatların, maliyetlerin hızlıca yükseldiği, hele Haziran ayında asgarin tekrar artması, bizim yapmış olduğumuz bir anlaşmaların gerçek alım gücünün altında bir gelir düzeyine ulaşmamıza sebep oldu. Bu sene için bazı müşterilerle fiyatı revize ettiklerini söyleyen Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez, önümüzdeki yılınsa meslek açısından önemine değindi. Biz 2022 yılında tabii ki müşterilerimizle karşılıklı görüşerek kimilerinin ücret revizesini yapabildik, kimilerinde de yine aynı seviyelerden devam etti. Ama 2023 yılı gerçekten bizim sektör içinde dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak. Artık muhasebe ücretlerimizi belirlerken hizmet kalitemizin niteliğinin devam etmesi, sürdürülebilir politikaların uygulanması adına muhasebe meslek camiası da ücretlerinde bir güncelleme yapacaktır. Başkan Sönmez, 2023 yılı öncesi tüm hizmet sektörünün çok ciddi bir fiyat düzenlemesine gideceğini öngördü. Yıl sonu yaklaşıyor. Yeni dönemin defterlerinin tasdik edilmesi, yeni dönemin ücret politikanın oluşturulması zamanları artık yaklaştı. Bu konuda da biz iş dünyasıyla zaten bir hemfikri şekilde devam ediyoruz. Ama tüm meslek camiasının tüm maliyetleri gerçek değerleriyle beraber hesaplayıp bu ücret politikalarında gerekli müşterilerinde ileteceğini biliyoruz. Tüm hizmet sektörleri gerçekten çok ciddi bir ücret düzenlemesine ihtiyacı bulunmaktadır. Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve eşsiz güzellikleriyle adeta dillere destan olan Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle sonbaharda mevsim geçişinde yeşil, turuncu ve sarının tüm tonlarını görebileceğimiz tabiat parkında huzur bulmamak elde değil. Şu an Ordu'nun Gölköy ilçesindeyiz. Gölköy Tabiat Parkı'ndayız. Gerçekten hem doğasıyla, hem havasıyla, hem atmosferiyle, hem de görmüş olduğunuz gibi gölüyle muhteşem bir yer. İnsanlar akın akın Ulugöl Tabiat Parkı'na ziyarete geliyorlar. Gelmeyenler çok şey kaçırıyor diyor vatandaş. Biz de buradan çağrıda bulunalım. Gelmeyenler en kısa sürede bu harika yeri mutlaka görmeliler. Temiz. Yeri güzel, böyle temiz havalarda gezmek çok iyi bir şey. Çok güzel bir yer. Dedim ya, tek kelimeyle anlatılabilirse sadece huzur denilebilir. İnsan buraya geldiği zaman tüm dimağı boşalıyor. Kendini böyle bir huzurlu bir ortamda hissediyor. O yüzden huzur isteyip isteyenler mutlaka gelsin. Gerçekten böyle eşsiz bir yer. Daha önce böylesini görmemiştim. Benim için bir ilk oldu. İnsanı böyle edebiyata, sanata, şiire, şarkıya, nostalji havasına katıyor. Gerçekten muazzam bir yer, eşsiz bir yer. Tamamen bir doğa cenneti olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten muazzam bir rengi var şu an sonbaharın. Bütün o yüzünü hissediyorsunuz. Yani o hazan mevsimi dediğimiz zamandayız gerçekten. Hani Ahmet Haşim'in şu cümleleriyle hani biraz bitirmek isterim. Yani sular perde perde solmakta, kızıl havaları seyredin ki akşam olmakta. Gayet güzel bir mevsim. Herkese tavsiye ederim buraya gelmesini. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ'da Ulugöl Tabiat Parkı için yapılan çalışmalar sonrası alanın daha geniş kitlelere hizmet vermesi temennisinde bulundu. Ulugöl bu mevsim çok güzel. Yani güz mevsimi doğasıyla ve başta katılımcılarla, turist arkadaşlar, yerli turist ve yabancı turist arkadaşlarla misafirlerimizle daha güzel oluyor. Yani Ulugöl son yılların Türkiye'nin ve ilimizi gözde turizm merkezlerinden bir tanesi. İnşallah hem belediyemiz hem de iktidarımız sayesinde daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Başkan Uludağ, Ulugöl'de yapılan çalışmalar esnasında ekiplerin doğa hassasiyetiyle davrandığının da altını çizdi. Milli Park'ın ve belediyemizin ve yönetmeliğe uygun olmaya hiçbir şey müsaade etmiyoruz. Yani imar planına uygun, gelişim planına uygun bir şekilde Ulugöl'ümüzü ve çevresini turizme kazandırmaya devam ediyoruz. Alanda yapılan hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Gölköy Belediye Başkanı, herkesi Ulugöl'ün eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti. Yeni bir restoran yaptık. Kısa bir sürede açacağız. Bungalov evlerimiz var. Burada 10 tane bungalov evimiz var. Dolayısıyla da biz misafiri ağırlamaya devam ediyoruz. Hem yaz hem kış. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bahsettiği gibi Ulugöl veya Gölköy 4 mevsim yaşanan bir ilçe olmaya devam ediyor. Hem turizm
noktasında güzel gelişmeler oluyor. Hem Uluvahta yaylamız, hem Ulugöl ilçe merkezinde yaptığımız millet bahçesiyle beraber. Dolayısıyla ben bütün doğayı seven ve gezmeyi seven, başta Ordulu, Gölköylü ve 81 ilde yaşayan bütün kardeşlerimizi ilçemize davet ediyorum. Kan hayati bir ihtiyaç ve tek temin noktasıysa insan. Ancak özellikle pandemi ve sonrası dönemde vatandaşların kan verememesiyle birlikte hem ülke genelinde hem de ordu özelinde kan stokları kritik seviyelere inmiş ve bu durum Kızılay yetkililerini alarma geçirmişti. Kış aylarında yeterli kan stoğuyla girmek isteyen Kızılay yetkilileri de pandemi sonrası her mecradan kan bağışının önemine dikkat çekmişti. Bu durum insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratmış olacak ki Kızılay'daki kan stoğu hissedilir şekilde arttı. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma İnginyurt da son bir ayda kan bağış oranının %25 seviyesinde arttığını aktardı. Kan hayati bir ihtiyaç ve tek temin noktasıysa insan. Ancak özellikle pandemi sonrası dönemde vatandaşların kan verememesiyle birlikte hem ülke genelinde hem de ordu özelinde kan stokları kritik seviyelere inmiş. Bu durumsa Kızılay'ı alarma geçirmişti. Kış aylarına yeterli kan stoğuyla girmek isteyen Kızılay yetkilileri de pandemi sonrası her mecradan kan bağışının önemine dikkat çekmişti. Bu durum insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratmış olacak ki Kızılay'daki kan stoğu hissedilmiştir. Bir şekilde arttı. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Enginyurt'ta son bir ayda kan bağış oranının %25 yükseldiğini söyledi. Güzel gelişmelerimiz var. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte bizim de kan stoklarımızda çok büyük ölçüde bir azalma yaşamıştık. Şu anda pandeminin artık tamamen ortadan kalktığını biliyoruz ve insanlarımız bu bir ay içinde gelişen bir olay. Yoğun bir şekilde kan bağışına geldiklerini görüyoruz ve geçtiğimiz aya göre %25 oranında bir artış sağlandı. Türk Kızılay Ordu Şubesi son dönemde artan kan bağışlarıyla birlikte yeterli kan stoğu seviyesine de yaklaşmış oldu. Ancak kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Bunun için vatandaşların rehavete kapılmaması gerekiyor. Kızılay'a yapılan kan bağışlarının %25 artışı ise ilerleyen dönemlerde replasman olarak bilinen takas kan bağışını da durduracak gibi görünüyor. Tabii bu bizim stoklarımıza da yansıyor. Stoklarımız artınca tabii ki biz de hasta yakınlarımızı mağdur etmemiş oluyoruz ve en kısa zamanda replasman dediğimiz takas kan bağışından da bu şekilde giderse artık ayrılmayı düşünüyoruz. Kıbrıs gazisi Hüseyin Aykan geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden 3 çocuk babası Hüseyin Aykan Fatsa Ortabüyük Camii'nde cuma namazına müteakip dün kılınan cenaze namazının ardından Hatip Dağ Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Kıbrıs gazisi Hüseyin Aykan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden 3 çocuk babası Hüseyin Aykan, Fatsa Ortabüyük Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatip Dağ Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Gazi Hüseyin Aykan'ın cenazesine Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Kaymakam Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Fatsa ve Ünye'den şehit aileleri ve Gazi Derneği Başkanı Adem Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Gazi Hüseyin Aykan'ın cenazesine Muharip Gaziler Ordu Kurucu Başkanı Abdullah Erarslan ve Gazi arkadaşları da katıldı. Muharip Gaziler Derneği Ordu Kurucu Başkanı Abdullah Erarslan, Gazi Hüseyin Aykan'ın tabutu başında bir konuşma yaptı. Gazimize vazifesini yapmış, bu millete vatandaşlık bağlarıyla bağlı gazimize Allah'ımızdan rahmet diliyoruz. Hakkını bize helal et gazimiz diyoruz. Gideceği yerde cennet ve cemali ilahi temenni ediyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür edelim. Geldiğiniz için, katkıda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı gazimiz ve ailesi ve gazilerimiz adına, vatandaşlarımız adına saygılar, muhabbetler arz ediyorum. Arz ederim efendim.
Giresun'da devlet desteğiyle 160 metrekarelik alana fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Tuncay Usta, 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihraç ediyor. Usta, hedefinin her geçen yıl ihracat rakamlarını arttırmak olduğunu söylüyor. Giresun'da devlet desteğiyle 160 metrekarelik alanda fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Tuncay Usta, 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihraç ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, yani KOSGEB'den destek alan usta, 2020'de 160 metrekarelik bir iş yeri açtı. Aynı yılın Eylül ayında paketli fındık ve fındık ezmesi üretimine başlayan usta, aile fertlerince işletilen firmayla ürünlerini Kanada, Japonya, İngiltere, Hollanda, Katar ve Dubai'ye ihraç etmeye başladı. Üretime başladıktan sonra sağ olsun KOSGEB müdürü Yasin Bey tarafımıza ziyaret etti, kendilerine davet etti. Bizim için çok kıymetli olan, o ihracatımızı yaptıktan sonra bizim için çok büyük nefes olan desteklerini bizden esirgemediler. Ekim ayında biz üretime başladık. Bir sonraki yılda 2021'de ihracatımızı gerçekleştirdik. Bana sordular, nereye yapıyorsunuz? Rahat olun dedim, elinizin altında dolaşmıyorum. Kanada'ya yapıyorum, okyanus ötesi. Oradan elimizi aldık. Beri tarafa. Nereye? Japonya'ya. Giresun kalite fındığına hassasiyet ve özen gösterdiklerini ifade eden usta, Giresun kalite fındık elmastan daha kıymetli dedi. Bu fındıklar buradan çuvalla satılmıyor. Bu fındıklar buradan 250 gram, yarım kilo, bir kilo olarak satılıyor. Ve bizim ana misyonumuz şu. Hiç kimse fındık alışı söylüyorum. Sonsuza kadar 25 kiloluk paketlerde Giresun kalite fındık satılmayacak. Çünkü bu ürün elmastan daha kıymetli, dünyanın en kıymetli gıdası. Biz bunun bilincinde olarak üretim yapıyoruz ve ürettiğimiz ürünlerde bu bilinçle satıyoruz. Ustanın oğlu Kürşat Alper Usta da aile işletmesine destek sağladığını vurgulayarak kısa süre içerisinde önemli mesafe kat ettiklerini aktardı. Kendi işimiz güzel yani. Kendi işimize bakıyoruz, başaracağız da inanıyoruz buna hep beraber. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Havaların bu mevsimde dengesiz gitmesiyle birlikte kivi hasadı da erken başladı. Normalde Kasım ayının 15'inden sonra toplanan kivi ürünü bu ayın başından beri toplanacak duruma geldi. Ünye'nin Tekkiraz mahallesinde 20 yıldır kivi üreticiliği yapan Recep Fidan da erken başlayan kivi hasat sezonunu değerlendirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sezonun ilk hasadını başlattık. Tekkiraz'ın ilk hasadı. Havaların bu mevsimde dengesiz gitmesiyle birlikte kivi hasadı da erken başladı. Normalde Kasım ayının 15'inden sonra toplanan kivi mahsulü bu ayın başından beri toplanacak duruma geldi. Bu sene kivilerimiz süper. Kivilerin toplama şartları biliyorsunuz 11. ayın 15'i. Tekkiraz'da grava erken düştüğü için şu anda ayın 1'inde başladık. Ünye'nin Tekkiraz mahallesinde 20 yıldır kivi üreticiliği yapan Recep Fidan da erken başlayan kivi hasat sezonunu değerlendirdi. Üretici Fidan bu sezon mahsulün bolluğuna da dikkat çekti. Bu sene meyvelerimiz çok güzel. Bunun toplama kuralları var. Ona göre topluyorsun, birbirini zedelettirmiyorsun. Kivimiz bu sene çok harika, Rabbime şükürler olsun. Bu sene ince kivi yok. Hepsi standart. Gördüğün gibi göster şöyle. Göster. Yaprakların arası kiviyle dolu şu anda. Kendini saklayan kivinin özelliği odur. Tek reklamlık kısa bir aranın ardından karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul, Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu.
yerden ısıtma, led tavan asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce evlenen bedensel engelli Hacile ile görme engelli eşi Osman Bayır çifti hayatın zorluklarının üstesinden birlikte geliyorlar. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yıl önce evlenen engelli çift birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor. Doğuştan kollarında engeli bulunan Hacile ile yaşadığı rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Osman Bayır 2007 yılında hayatlarını birleştirdi. Evkaf Mahallesi'nde ikamet eden Bayır çiftinin 2008'de Umut Kudret, 2011'de de Hayrun İsa ismini verdikleri iki çocukları oldu. Fatsa Devlet Hastanesi'nde 19 yıldır santral görevlisi olarak çalışan Osman Bayır'a sabahları işe giderken eşi Hacile Bayır yardım ediyor. Osman Bayır da gerek çocukların bakımında gerekse evdeki işlerinde eşine destek oluyor. Fatsa Devlet Hastanesi santral görevlisi olarak 2003 yılında göreve başladık. Sağlığımız müsaade ederse biraz da devam etmeyi düşünüyoruz. Osman Bayır 11 yaşındayken tansiyon nedeniyle gözlerini kaybettiğini söyledi. Birkaç kez ameliyat olduğunu ancak görme olasılığını tamamen yitirdiğini belirten Bayır, eşiyle yakınları ve komşularının aracılığıyla tanışarak evlendiklerini aktardı. Ben 11,5 yaşında glokom yüksek tansiyon sayesinde gözlerimi kaybettim. 2007 yılında eşim Hacile Hanım'la tanışma vasfına sahip oldum. Aracılar sayesinde sağ olsunlar. Evlendik 2007 Haziran 24'te. Hacile Bayır ise eşiyle tanışmaları sırasında elini gösterdiğini dile getirerek sen bana el olursun, ben sana göz olurum dedim. Böyle tanıştık ve evlendik. Mutluyuz şu anda ifadelerini kullandı. Bir komşu aracıyla ben matrafa dururken tanıştık öyle bir sonunda komşu aracıyla. Komşum beni tanıyordu da. İşte böyle bir kız var. İşte bundan hayatını birleştirebilirsin. O ben elimi gösterdim ona. Benim elim böyle engelim var dedim. Sen kabul etsen de ben seni kabul edeyim dedim. Sen bana göz el olsun. Ben sağ göz olurum dedim. Öyle tanıştık. Eşinin sabah uyandıktan sonra yatağı ve odayı toparladığını kaydeden Bayır, kendisinin de evle ilgilendiğini, eşini sabah işe bıraktığını ve akşamları da arkadaşlarının getirdiğini sözlerine ekledi. İşte o bana el oldu. Benim de kızım. Mesela kalktım mı yatağım düzeltler o. Yaptı yatağını düzeltler. Böyle günümüz geçiyor lan. Sonbahar geldi, kış hazırlıkları hızlandı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Öztürk çifti, soğuk havalarda enerji kaynağı olan pekmezin yapımını TV52'de yayınlanan Ayfer Öksüz'ün hazırlayıp sunduğu Memleket Havası programını anlattı. İşte buradaki... Kazanların altındaki ateş neredeyse gün boyu hiç sönmüyor. Şimdi doğal besin kalmadı. Sonbaharın bitmeye yaklaştığı ve kış hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde olgunlaşan meyvelerini toplayan vatandaşlar pekmez kaynatma telaşında. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Gülşen ve Hasan Öztürk çifti bahçelerinde yetişen elmalarını toplayıp evlerinin önünde yaktıkları ateşte pekmez kaynatıyor. Yazın ve güze doğru bizim doğada yetişen meyvelerimizden elimizden geldiğince hanımla beraber doğal pekmez yapmaya gayret ediyoruz. Bu ilk pekmezimiz tut, üzüm, elma, armut, erik. Hem şifa hem de soğuk havalarda enerji vermesi için tercih edilen pekmezin yapımı da bir hayli zahmetli. Şimdi elmayı topluyoruz, dilim dilim ediyoruz. Tekrar tavaya koyuyoruz, kaynatıyoruz. Haşlıyoruz yani bak süzdüm. Kaynıyor, bayağı haşlanıyor yani. Ondan sonra süzüyoruz. Ondan sonra tekrar bir daha süzüyoruz.
Ondan sonra tavaya koyuyoruz. Ondan sonra işlem devam. Toplanan elmalar yıkanıp dilimleniyor. Suyla doldurulan kazana koyuluyor ve bir gün boyunca kaynıyor. Şimdi bu kaynayacak, kaynamaya koyduk bunu. Pekmez yapmanın hayli zahmetli olduğunu dile getiren Hasan Öztürk, gençlerin kolaya kaçtığını, artık doğal hiçbir ürün bulunmadığını ifade etti. Yöremiz insanları maalesef, bunu üzülerek söylüyorum, kolay alışmış. Yani alıyorlar pazardan, marketten işte. Ne olduğu belli değil. Ordu'nun Kumru ilçesinde de kış hazırlıkları devam ediyor. Patates hasadına devam eden köylüler bir yıllık patates ihtiyaçlarını tek bir tarladan karşılıyorlar. Ailesiyle birlikte patates söken Yakup Zenginer, önceki seneler kadar olmasa da bu senede patateslerin gayet iyi mahsul verdiğini dile getirdi. Siz şu anda ne yapıyorsunuz burada? Biz burada şu anda patates çekiyoruz. Ordu'nun Kumru ilçesinde çiftçiler patates hasadına devam ediyor. Beş haneden oluşan Zenginler ailesi Mayıs ayında ektikleri patateslerinin hasadına devam ediyor. Patatesleri Mayıs'ta ektim. Mayıs'ın 15'iydi. Mayıs. Baba Yakup Zenginler tarladan söktükleri patateslerinin bir yıllık ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Yemelik oldu mu yeter bize. Beş aile yetecek kadar patates dikiyorsunuz. Aynen beş aile. Zenginler yaşlandıkları için sadece kendilerine yetecek kadar patates ürettiklerini ifade etti. Çalışma gücümüz zayıf biraz. Yaşlandı bak. Artık kendi halimize bakmamız lazım. Önceki senelerde verimin daha çok olduğundan bahseden Zenginler yine de 5 aileye yetecek kadar patates mahsulü elde ettiklerini söyledi. Fazla yapamıyoruz yani, fazla şey olma, yerimiz fazla müsait değil. Bir de fazla olmuyor önceki seneler gibi. Şimdi bu kadar yemeye yetiyor bize. Ordu'ya hizmet sektöründe tatlı üzerine yeni bir iş yeri açıldı. Altınordu ilçesinde hizmet verecek işletmenin sahibi Ömer Karakış da yeni açılan iş yeri hakkında bilgiler paylaştı. Ordu'nun fındığını, Antep'in fıstığını, Malatya'nın da ustalığını burada birleştirdik. Milletimizin hizmetine sunduk. Ordu'ya hizmet sektöründe tatlı üzerine yeni bir iş yeri açıldı. Altınordu ilçesinde hizmet verecek işletmenin sahibi Ömer Karakış da yeni açılan iş yeri hakkında bilgiler paylaştı. 1970 yılından itibaren dededen kalan bir meslek. 2000 yılından beri Ordu'dayız, bu işi yapmaktayız. Çok talep olduğundan dolayı Ordu halkından açmayı düşündük. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yoğun talep sonrası tatlı üzerine bir iş yeri açmaya karar verdiğini anlatan işletme sahibi Karakış, Ordu'da farklı illerden gelen insanlara da istihdam sağladıklarını söyledi. Biz aslen Bingöllüyüz. Çalışanlarımın ustalarından birisi Maraşlı, biri Malatyalı, biri Antepli. Tatlı üzerinde çalışıyoruz. Ürünlerimiz güzel, kaliteli. Tatlının her çeşidinin bulunduğu iş yerinde en çok rağbeti ise fıstıklı, cevizli ve fındıklı tatlılar görüyor. Tabii soğuk baklavamız var, cevizli var, fıstıklı var. Fındıklı var, şöbiyet çeşitlerimiz var, midye dediğimiz şu tatlı çeşitlerimiz var. Güzel yani, tatlarımız güzel. Fıstıklı, cevizli, fındıklı talep çok ediliyor. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Gece bülteniyle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaç. Üçüncülük, üçüncü grupta mücadele eden temsilcilerimizden Faslı Belediyespor, ligin 10. hafta karşılaşmasında iç sahada Kepez Belediyespor'u konuk etti. 90 dakika 1-1 eşlikle sonuçlandı. Üçüncü lig, üçüncü grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor ligin 10. hafta karşılaşmasında iç sahada Kepez Belediyespor'u konuk etti. Temsilcimiz müsabakanın uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeni sezonda playoff hedefleyen ancak üst üste alınan beraberliklerle playoff potasının uzağında kalan Sarı Lacivertli ekip bu kez ise Kepez Belediyespor beraberliğiyle playoff hedefi doğrultusunda bir darbe daha aldı.
Fatsa ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kepez Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 52'yi gösterirken Mehmet Türkmen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Uzun bir süre müsabakada skor değişmezken ikinci yarının uzatma anlarında Fatsa Belediyespor'da sahneye çıkan sağ bek oyuncusu Gökhan Günel 90+3. Dakikada rakip fileleri havalandırarak takımına 1 puan kazandırdı. Kepez Belediyespor beraberliğiyle bu sezonki 6. beraberliğini alan Sarı Lacivertli ekip geride kalan 10 karşılaşmada ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Ordu ekibi 3 maçta ise sahadan eli boş ayrıldı. Alınan 1 puanla birlikte puanını 10'a yükselten Fatsa Belediyespor puan tablosunda ise maç fazlalığıyla 13. sıraya yükseldi. 3. Lig'de Ordu Futbol adına açılış karşılaşmasında bugün Cumartesi günü yani Fatsa Belediyespor sahaya çıktı. İki temsilcimiz de pazar günü sahaya çıkacak. İlk olarak 52 Ordu Spor Futbol Kulübü iç sahada Şile Yıldızspor'u konuk edecek. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ligde 10. hafta karşılaşmasında Yeni Ordu Stadyumunda Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Teknik direktör Ahmet Taşyürek nezaretinde ilk galibiyetini geride kalan haftada 1922 Konya Spor maçında alan 52 Ordu Spor çıkışını Şile Yıldızspor maçında sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Taşyürek nezaretinde Gülyalı Tunasuyu Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerini tamamlayan Mor Beyazlı ekip 3 puan odaklandı. Mücadele öncesinde kadro dışı olan Anıl Taşdemir'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Nazmi Candoğan, Sinan Morgil, Yusuf Mert Tunç, Özgen Erdem ve Fırat Yıldırım Şile Yıldızspor maçı kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesinde 16 puanı bulunan Ordu temsilcisi puan tablosunda 4. sırada yer alırken İstanbul ekibi ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor. 52 Ordu Spor Şile Yıldızspor karşılaşması 6 Kasım Pazar günü saat 14'te İnordu Stadyumunda oynanacak. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde ligde geride kalan 9 haftalık dilimde forvetler sınıfta kalırken takımın gol yükünü kanat oyuncuları çekti. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde ilk 9 haftalık dilimde gol yükünü kanatlar çekerken forvetlerden beklenilen goller ve performans gelmedi. Orta saha oyuncuları da beklentilerin altında kaldı. Gol yollarında zaman zaman sıkıntılar yaşayan ve oynadığı karşılaşmalarda çok sayıda pozisyonlardan yararlanamayan Ordu ekibinde sezon başında ileri uca transfer edilen isimler beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Çorum Futbol Kulübü formasıyla harikalar yaratan golcü oyuncu Batuhan Er, 9 haftalık periyotta aynı performansı sergileyemedi. Sakatlığı nedeniyle 3 haftayı kaçıran Batuhan, 6'sı lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 resmi müsabakaya çıkarken 533 dakika süre alıp 1 tane gol kaydetti. 52 Ordu Spor'un yedek golcü olarak transfer ettiği Emir Uzunsa oynadığı 5 müsabakada 143 dakika sahada kalıp 2 gol atarak gol sayısında Batuhan'ı geçti. 2 golcü 9 haftada toplam 3 gol atabildi. Forvetlerden beklediği verimi alamayan 52 Ordu Spor'da kanat oyuncuları takım ayakta tuttu. Takımın en verimlisi olan kanat oyuncusu Nevzat Bilen çıktığı 9 karşılaşmada 4 kez ağları sarsarak Mor Beyazların en golcü ismi oldu. Diğer kanat oyuncularından Sefa Durmuş ve Batuhan Aktaş ikişer gol kaydederken kanat oyuncuları toplam 8 gollük katkı sunmuş oldu. Orta alanda Özgen Erdem, Sergen İlhan, Sefa Küpeli, Anıl Taşdemir, Furkan Kütük, Efe Kağan Kayağan gibi kaliteli ayaklara sahip olan 52 Ordu Spor bu oyunculardan da gol anlamında istenilen alamadı. Orta saha oyuncularından rakip filere gol gönderen tek isim ise Özgen Erdem oldu. Mor Beyazlı ekibin savunmasında mücadele eden isimlerden stoper Samet Cantürk ve sağ bek Erhan Kariyer rakip filere bir gol gönderirken oynadığı takımlarda attığı gollerle hafızalarda iz bırakan Nazmi Candoğan ise henüz golle tanışamadı. Bir diğer 3. lig ekibimiz Ordu Spor 1967 ise ligin 10. hafta karşılaşmasında komşu il Giresun'da Enesil Belediyespor'u konuk olacak. Karşılaşma Trabzon'da Vakfıkebir ilçe stadyumunda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta zirve mücadelesine ortak olmak isteyen Ordu Spor 1967, Eynesil Belediyespor'la deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk ve playoff yarışının gerisinde kalan Ordu Spor 1967 tüm dikkatini Eynesil Belediyespor karşılaşmasına çevirdi. Bulvarspor galibiyetiyle kötü gidişe dur diyerek yeniden çıkışa geçen Mor Beyazlı ekip Eynesil Belediyespor deplasmanından 3 puana dönerek yükselişini sürdürmek istiyor.
Eynesil Belediyespor'un kadrosunda daha önce 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün başarısı için ter döken orta saha oyuncuları Erhan Şengül ile Gürkan Arslan da forma giyiyor. Bu iki isim bu kez Ordu'nun rakipleri olacak. Karşılaşma öncesinde Mor Beyazlı ekip 13 puanla puan tablosunda 8. sırada yer alırken rakip Eynesil Belediyespor ise 15 puanla puan tablosunda kendisini 5. sırada yer buldu. Ordu Spor 1967 6 Kasım Pazar günü saat 14'te Vakfı Kebir İlçe Stadyumu'nda Eynesil Belediyespor'un konuğu olacak. Ordu Spor 1967'de futbolculardan Adem Doğan ve Gökay Eser Eynesil Belediyespor karşılaşmasında takım olarak 3 puana inançlarının tam olduğunu söyledi. İnşallah Enes'in maçında kazanarak bir seri yakalayıp hak ettiğimiz yerlere yukarılara doğru tırmanacağız. Uzun bir maraton, daha çok hafta var. İnşallah ligin sonunda gülen taraf biz oluruz. Çalışıyoruz, hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmamızın karşılığını alırız inşallah. Hedefte değişiklik yok, aynı hedef devam ediyor. Daha çok çalışıyoruz, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İnşallah sene sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Bu hafta da iyi çalışıyoruz, güzel çalışıyoruz. Rakibimizi iyi izledik, iyi analiz ettik. Kötü bir sahada oynayacağız. Eynesil maçını ama takımımız iyi çalışmalar yapıyor. İyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak üst sıralara daha çok tırmanmak istiyoruz. Ordu Spor 1967'nin hedefi her zaman, hedefimiz zaten her zaman şampiyonlukla başlamıştı. Hedefimiz en üst sıralara tırmanmak tabii ki. Birinci, ikinci ne oluyorsa en iyisini yapmak istiyoruz. Tabii ki ilk 5 falan ilk üç diye söylemek istemiyorum. En iyisini yapmak istiyoruz. Birinci olmak istiyoruz biz. Öncelikle hedefimiz bu, şampiyonluk olarak belirledik hedefimizi. Alabildiğimiz kadar puan alıp en üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden temsilcilerimizden Uluay Belediyespor Lig'de 6. hafta karşılaşmasında iç sahada Çarşamba Spor'u konuk edecek. Yeşil Siyahlı ekipte bu karşılaşmada tek hedef 3 puan. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta son 2 haftada galibiyet alamayan Ulubey Belediyespor 6. hafta karşılaşmasında iç sahada konuk edeceği Çarşamba Spor karşılaşmasında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İlk 5 haftalık periyotta inişli çıkışlı bir grafik çizen Ulubey Belediyespor yeniden yükselişe geçme hedeflerini yapıyor. Son olarak geride kalan haftada Ordu derbisinde Ünye 1957 Spor'la golsüz berabere kalan Yeşil Siyahlı ekip, Çarşamba Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Karadeniz önderliğinde Ulubey İlçe Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmana devam etti. Ordu temsilcisi ilk 5 haftada Gümüşhane Türk Telekom Spor ve Görüle Spor'u mağlup ederken, Samsun Büyükşehir Belediyespor ve Niksar Belediyespor'a ise boyun eğdi. Tek beraberliği ise Ünye 1957 Spor'a karşı aldı. Kritik müsabaka öncesinde Ulubey Belediyespor 7 puanla 7. sırada yer alırken Çarşamba Spor ise 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Ulubey Belediyespor Çarşamba Spor müsabakası 6 Kasım Pazar günü saat 14'te Ulubey İlçe Stadı'nda oynanacak. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.